değeri önceden belli değildir. Yani net, kesin ve standart olmayan bir sınırdan bahsederiz. Bu sınırı kim belirler arkadaşlarım? Grup belirler. Grubun durumuna göre yüksek de olabilir, düşük de olabilir. Eğer sana bir soruda şunlardan herhangi birinin ölçüt olarak aldığını söylüyorsa bil ki bağlı ölçüt vardır. Z ve T puanı dediğimiz standart puanlardan bahsediyorsa bil ki bağlı ölçüt vardır. Normal dağılım eğrisi veya de arkadaşlar ülke çapındaki normlar dediğimiz genel yapılan sınavlardan bahsediyorsa bil ki bağlı değerlenme vardır. Öğrencinin yeteneği söz konusuysa arkadaşlar bu da grubun durumuna bağlı olduğu için yine bağlı değerlenmeden bahsederiz. Burada peki bilmen gereken en önemli özellik, hani burada not yazdırdık ya. Önemli durum, kritik karar, işte muafiyet sınavları, yeterlik durumlarında ne dedik? Mutlak ölçüt kullanmak daha uygun dedik. Burada ise arkadaşlar bağlı değerlendirmeyi düşündüğümüzde notumuz şu olacaktır. Hatırlarsanız madde analizinde seçme sınavlarından bahsetmiştim. Seçme sınavları nasıldı arkadaşlar? Tekrar hatırlarsak seçme sınavları zor olan sınavlardı. Başvuran sayısı çoktu, alınacak kişi sayısı azdı. Aynı zamanda arkadaşlar seçme sınavlarında başvuran sayısı çok, alınacak kişi sayısı az olduğu için kontenjan sınırlıydı. İşte unutma, eğer sana verilen bir soru hikayesinde öğretmenin ya da uzmanın seçme sınavı yapacağını söylüyorsa, yani başvuran sayısı çok, alınacak kişi sayısı azsa, kontenjan sınırlıysa, üst düzey yeterlikteki sahip öğrenciler belirlenecekse ya da gelecekten bir beklenti ve tahmin durumu varsa, bu tarz durumlarda arkadaşlarım nasıl ölçüt kullanmak zorundasın? Bağlı ölçüt kullanmak zorundasın. Seçme sınavının özelliklerini tekrar söylüyorum, önemli. Başvuran sayısı çok, alınacak azdır, kontenjan sınırlıdır, üst düzey yeterliğe sahip öğrenciler belirlenir. Aynı zamanda arkadaşlar burada ne yapılır? Gelecekten bir beklenti ve tahmin vardır. Bu tarz durumlarda arkadaşlar bağlı değerlendirme yapılır. Unutmuyorsun seçme sınavlarında. Aynı şekilde arkadaşlar eğer bir sınavdaki sorular gereğinden fazla zorsa, ki seçme sınavının mantığı vardır burada, yine bağlı değerlendirme vardır. Çünkü grup içerisinde en iyileri seçmen lazım. Birilerini eleyip birilerini kazanman lazım. Sınavdaki soruların zor olması ya da arkadaşlar sınav süresinin gereğinden fazla arkadaşım kısa ya da uzun olduğu durumlarda da grupta birilerini eleyip birilerini kazanman için grup başarısına göre değerlendirme yapman gerekir ki buralarda bağlı ölçüt kullanmak daha uygundur. Bunda da karşına nasıl soru çıkar? Sana bir soru hikayesinde der ki başvuran sayısı çoktur, alınacak kişi sayısı azdır. Gider burada işte nasıl değerlendirme yapılacağını sorar. Sen de bakarsın başvuran sayısı çok, alınacak kişi sayısı azsa dersin ki burada seçme sınavı yapılıyordur. Bu adamın kullanması gereken ölçüt nedir dersin? Bağlı ölçüt dersin. Mantık hatasını nasıl kurar? Başvuran sayısının çok, alınacak kişi sayısının az olduğu bir sınavdan bahseder. Gider burada mutlak ölçüt kullandırır. Der ki burada ölçme değerlendirmeye aykırı durum nedir der. Senin de yapacağın yorum nedir? Bağlı ölçüt kullanması gerekirken mutlak ölçüt kullanmıştır. Kısaca arkadaşlarım ölçüte göre değerlendirmeyi biz kendi arasında ikiye ayırdık. Aslında benim burada size anlattığım konu ölçüt türleriydi. Sen zaten ölçüt türlerinin ne olduğunu bilirsen değerlendirmenin de ismini bilirsin. Bunlardan karşınıza arkadaşlarım yüksek bir ihtimalle bir soru gelecektir. Şimdi de arkadaşlar yine soru gelen bir alan olan değerlendirme türlerinden amacına göre değerlendirmeden bahsedelim. Arkadaşlarım amacına göre değerlendirmeden bahsedersek biz amacına göre değerlendirmeyi zaten ilk başta çizdiğimiz kavram açısından gördük. Üç başlık altında göreceğiz. Amacına göre değerlendirme çoğunlukla üç periyot üzerinden yapılır ama zaman ifadeleri çok kalıcı değildir. Çünkü bazen başta bazen sonda yer değiştikleri durumlar olur. Sadece mantık olarak şunu bileceğiz arkadaşlar. Çoğunlukla sürecin başında yapılan, çoğunlukla süreç devam ederken yapılan ya da çoğunlukla belli bir sürecin sonunda yapılan arkadaşlar değerlendirmeler şeklinde hani belli arkadaşlar kodlayabilir. Fakat ben burada şunu da vurgulamak istiyorum. Hani öğrenirken en büyük yapılan yanlış ya da daha önceki anlatımlardan ya da bazı kitaplardan arkadaşlarım şöyle bir ezbere gidiyor. İşte sürecin başında yapılıyorsa şudur, sürecin ortasında yapılıyorsa şudur, sürecin sonunda yapılıyorsa şudur şeklinde arkadaşlar bir mantık hatasına gidiyorlar. Fakat şunu bilmeniz gerekiyor. Amacına göre değerlendirmede eğer zaman ifadesine göre kodlama ya da öğrenme yapıyorsan bil ki yanlış yapıyorsun. Ben birazdan da anlatacağım. Adı üstünde konumuz amacına göre değerlendirme. Demek ki senin burada yapman gereken sorularda temel alacağın kriter ayrı ayrımda nedir? Sınavın amacıdır. Şimdi bunları bir vurgulayalım arkadaşlar. Şimdi ölçütüne göre değerlendirmeden sonra göreceğimiz değerlendirme türü arkadaşlar, sınavı yaptığımız amaca göre arkadaşlar değerlendirmemize ne yapacağız? İsim vereceğiz. Amacına göre değerlendirme. Bunları kendi arasında üçe ayıracağız. İlk olarak arkadaşlarım bahsedeceğim sürecin başında yapılan
amacın sürece girecek elemanları tanıdığımız, bu tanımadan hareketle onların uygun sınıflara, bölümlere yerleştirdiğimiz ya da arkadaşlar öğrenciler arasından seçim yaptığımız tanıma yerleştirme ya da seçme amaçlı değerlendirmeden bahsedeceğiz. Ki arkadaşlar bunu ÖSYM kullanmaz ama soru bankalarında siz diagnostik değerlendirme olarak da duyacaksınız. Çoğunlukla tanımayla ilişkilendirilir. Daha sonra arkadaşlar belli başlı konular anlattıktan sonra öğrencilerde var olan öğrenme eksikliğinin belirlenip giderildiği arkadaşlar değerlendirmeden bahsedeceğiz ki bunun da ismi arkadaşlarım sırasıyla biçimlendirme, izleme ve arkadaşlar bundan hareketle öğrenciyi geliştirme diyeceğimiz biçimlendirme, izleme ve geliştirme amaçlı değerlendirmeden bahsedeceğiz ki siz bunları arkadaşlar yine farklı bir isim olan neyle duyabilirsiniz? Formatif değerlendirmeyle duyabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlarım birkaç konudan sonra ya da bir dönem sonunda öğrencilere not verme amacıyla yapılan, yani öğrencilerin arkadaşlarımın durumunun belirlendiği ya da arkadaşlarım düzeyinin belirlendiği durum düzey belirleme ya da bunlara not verildiği arkadaşlar diğer adıyla değer biçme amaçlı değerlendirmeden bahsedeceğiz ki biz amacına göre değerlendirmeyi 3 başlık altına görmüş olacağız. Sırasıyla arkadaşlarım bunların ne olduğunu tek tek vurgulayalım. Tanıma yerleştirmede nelere dikkat edeceksin? Biçimlendirme, izlemede nelere dikkat edeceksin? Ya da arkadaşım durum düzey belirleme ya da değer biçme amaçlı değerlendirmede nelere dikkat edeceksin? Gelin bunları birlikte bir görelim. İlk başta arkadaşlar tanıma yerleştirme ya da seçme amaçlı değerlendirmede mantık nedir? Tekrar söylüyorum, bu tarz amacına göre değerlendirme sorularında zaman ifadesine takılmayacaksın. Kitaplarda veya daha öğrencide önce öğrendiğin bu bilgiyi sileceksin. Burada arkadaşlar tanıma yerleştirme ya da seçme amaçlı değerlendirme için daha çok ne deriz biz? Hani zaman ifadesini düşündüğünde sürecin başında bir süreci başlatmak için yapılır. Fakat arkadaşlarım siz burada şu zaman ifadesine takılmayacaksınız. Bizim için önemli olan, eğer benim burada anlatımımda amacına göre değerlendirmeden bahsediyorsam tamamen arkadaşım benim burada bakmam gereken sınavın neyi olacaktır? Amacı olacaktır. Sen bakacaksın. Eğer yapılan bir sınavla öğrencilerin arkadaşlarım o sınavdaki bilgiler hakkındaki ön koşul bilgileri arkadaşlarım yoklanıyorsa, yani burada ön koşul bilgiler yoklanır. Ya da yapılan sınavla öğrencinin herhangi bir konu hakkındaki arkadaşlarım hazır bulmuşluk seviyesi arkadaşlarım tespit ediliyorsa, yani hazır bulmuşluğunu biz belirliyorsak ve bundan hareketli arkadaşlarım o öğrencilere uygun bölümlere yerleştirme yapıyorsak ya da arkadaşlarım bunları yerleştirmenin yanı sıra yönlendirme yapıyorsak ya da bunlardan hareketle öğrenciler arasından arkadaşlar seçme yapılıyorsa, yani arkadaşlar bunları gördüğünde direkt ne diyeceksin? Tanıma yerleştirme ya da seçme amaçlı değerlendirmeden bahsediyor. Çünkü burada amaç nedir biliyor musunuz? Bireyi tanımaktır. Bir bireyi nasıl tanırsın? Belli başlı konulardaki gidersin, ön koşul bilgilerini yoklarsın. Ya da belli başlı konularda öğrencinin gidersin, hazır buluşluk seviyesine bakarsın. Böylelikle bireyi ya da öğrenciyi tanımış olursun. Buradan hareketle gidersin. Bunlardan hareketle arkadaşlarım öğrenciyi uygun sınıfa yerleştirirsin. Ya da belli bölümlere yönlendirirsin. Ya da bunlardan hareketle öğrenci arasında ne yaparsın? Seçim yaparsın. İşte okuduğun soruya da tamamen gideceksin. Sen sorunun amacına bakacaksın. Eğer sınavın amacında şu vurguları görüyorsan, bireyi tanıma amaçlı ön koşul bilgilerine bakılıyorsa, hazır bulunuşluk seviyesine bakılıyorsa, bunlardan hareketle birey uygun sınıflara, bölümlere yerleştiriliyor ya da yönlendiriliyorsa ya da bireylerden arasından seçim yapılıyorsa, bil ki burada tanıma, yerleştirme ya da seçme amaçlı değerlendirme yapılıyordur. Gelin örnekler üzerinden bunu somutlaştıralım. Bakın arkadaşlar, uygulanan belli başlı sınavlar var. Bunlardan biri nedir? Özel ve arkadaşlarım genel yetenek sınavlarıdır. Öğretmen adayı arkadaşlarım zaten KPSS'de genel yetenek sınavına girer. Özel yetenek sınavları nelerdir? Beden eğitimi öğretmenliği bölümü, müzik öğretmenliği bölümü ya da resim öğretmenliği bölümünde özel yetenek sınavı yapılır. Bu sınavlarda amaç nedir biliyor musunuz? Üniversiteler o sürece girecek elemanları tanımak ve onlar arasından seçme yapmak için ne yaparlar? Özel yetenek sınavı yaparlar ki bu sınavlar arkadaşlar bu sürece dahildir. Aynı şekilde arkadaşlar özel ve genel yetenekli sınavlarında olduğu gibi
ÖSYM'nin uyguladığı sonu S ile biten bizim sınavlarımız vardır. KPSS, ÖSS, ALES, LYS, LGS şeklinde. Arkadaşlar, ÖSYM'nin ya zaten sınav yapmaktaki amacı isminde yatar. Ölçme, seçme ve yerleştirme. İki amaç vardır. Seçme yapar, yerleştirme yapar. Burada baktığında şu sınavların tamamında amaç arkadaşlar seçme yapıldığı için o da seçme amaçlı değerlendirmeye girecektir. Ki aynı şekilde arkadaşlarım hazırlık okuma sınav bölümlerinde, hazırlık okunan bölümlerde yapılan muafiyet sınavları vardır ki burada da amaç arkadaşlar şudur. Sürece girecek elemanları tanımak, onların ön koşul bilgilerine ve hazır bulunuşluk seviyesine bakarak kimlerin hazırlık okuması gerektiğine, kimlerin sürece işte birinci sınıftan devam ettiğine baktığın için bu da arkadaşlar bu sürece girecektir. Ki rehberlikte hocalarınız anlatacak bireyi tanıma teknikleri vardır. Psikolojik testler uygulanır. İlgi envanteri, tutum ölçeği, kişilik testi, zeka testi. Arkadaşlar bireyi tanıma tekniklerinde uygulanan psikolojik testlerin tamamı bireyi adı üstünde ne yapmaktır? Tanımaktır. O yüzden unutmayın arkadaşlar, uygulanan tüm psikolojik testler de arkadaşlar hangi değerlendirme türüne girecektir? Tanıma, yerleştirme ya da seçme amaçlı değerlendirmeye girer. Çünkü burada amaç bireyi belli özelliklerine göre tanımaktır. Ki adı üstünde arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hani seçme yapmak diyoruz ya, madde analizinde size bahsettiğim bir sınav vardı. Seçme sınavları. Başvuran çok, alınacak aslında zor olan sınavlardı. Seçme sınavları da arkadaşlar bu sürece girecektir. Ama şu uyarıyı tekrar yapayım. Ne şu zaman ifadesine bakacaksın, ne sınavları ezberleyeceksin. Gidip de ÖSYM sana KPSS hangi değerlendirmeye girer demeyecek. Tekrar söylüyorum. Senin bakman gereken nokta nedir? Baktığında sınavın amacıdır. Bir sınavın amacına bakarsın. Verilen soru ifadesini okuduğunda eğer amaç bireyi tanımaksa bir bireyi iki şekilde tanırsın. Ya psikolojik özelliklerini uygulamak için psikolojik testler uygularsın ya da herhangi bir konuda ön koşul bilgilerine hazır bulunuşluk seviyesine bakarsın. Böylelikle bireyi tanırsın. Bu tanımadan hareketle bireyi ya uygun bölüme, uygun sınıfa yerleştirip yönlendirirsin ya da bu tanımadan hareketle bireyler arasında ne yaparsın? Seçim yaparsın. İşte soru ifadesinden bu vurguları çıkartıyorsan bil ki tanıma, yerleştirme ya da seçme amaçlı değerlendirmeden bahsediyordur. Bakın bunu ne yaptık? Bir süreçte bireyleri almak için yaptık. Geliriz süreç devam ederken arkadaşlar konuları ve üniteleri bitirdiğimizde öğrencilerde var olan eksiklikleri belirleyip giderme amaçlı bir değerlendirme yaparız. Yani biçimlendirme, izleme ve geliştirme amaçlı değerlendirmeden bahsederiz. Bunun için de daha çok şunu deriz arkadaşlar. Formatif değerlendirme dediğimiz arkadaşlar bu değerlendirme süreç devam ederken konu ve ünite sonlarında yapılır. Çünkü arkadaşlar burada amaç nedir? Bir konuyu, bir üniteyi bitirdiğinde onlarda var olan eksikleri gidermektir. Konu ve ünite sonlarında yapılır diyeceğiz. Yine arkadaşlarım bakın siz bu zaman ifadesine takılmayacaksınız. Tamamen bakmanız gereken neydi? Tekrar hatırlatayım. Sınavın neyine bakacaktınız? Amacına bakacaktınız. Çünkü bizim adı üstünde işlediğimiz konu amacına göre değerlendirme. Bir soruyu okuduğunda öğretmenin sınav yapmaktaki amacı bir konuyu anlattıktan sonra öğrencilerde var olan öğrenme eksikliğini belirlemekse. Aynı şekilde bir konuyu anlattıktan sonra öğrencilerde var olan arkadaşlarım öğrenme güçlüğünü belirlemekse. Aynı şekilde bir konuyu anlattıktan sonra o konuyla ilgili öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını öğretmen belirlemeyi amaçlıyorsa ne yapılır burada? Bunlar belirlenir. Aynı zamanda arkadaşlar bunları belirlediği gibi bunları giderici çalışmalar yapacaksa bil ki bu adamın yaptığı değerlendirme ne diyeceksin? Formatif değerlendirme. Kısaca unutma. Bir soruyu okuduğunda tekrar söylüyorum formatif değerlendirmede aynı vurgu yapacağım. Zaman ifadesine takılmayacaksın. Bunda mantık neymiş? Eğer soruyu okuduğunda öğretmenin ya da uzmanın bir konuyu anlattıktan sonra öğrencilerde var olan öğrenme eksikliğini, öğrenme güçlüğünü, kavram yanılgılarını belirlemeyi amaçladığını vurgulamışsa ve bunları gideri çalışmalar yapılacaksa arkadaşlarım bil ki bu öğretmenin yapacağı uygulama nedir? Biçimlendirme, izleme ya da geliştirme amaçlı değerlendirmedir. Peki buradan hareketle ben size şunu sorsam. Bir sınav yapmaktaki amaç öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü, kavram yanılgıları belirlemek ve bunları giderici çalışmalar yapmaksa öğretmen burada not vermeyi amaçlar mı? Düşündüğümüzde bir öğretmen bunları sağlamayı düşünüyorsa kesinlikle amacı not vermek değildir. O yüzden deriz ki biz arkadaşlar formatif değerlendirmede unutmayın kesinlikle ama kesinlikle not yoktur. Fakat aynı şekilde düşündüğümüzde sen bir sınavda not vermezsen öğrenci sınavı ciddiye almaz, gerçekçi davranmaz. O yüzden yanına arkadaşlar şunu deriz. Tamam formatif değerlendirmede not yoktur ama unutmuyorsun cüzi miktarda ne vardır arkadaşlarım? Motivasyonu arttırıcı not vardır.
Çünkü sen eğer cüzi miktarda da olsa not vermezsen öğrenci sınavı ne yapmayacaktır? Ciddiye almayacaktır. Yani unutmuyorsun. Bu değerlendirmenin amaç bir konu anlatıldıktan sonra var olan eksikleri gidermek ve bunlara yönelik çalışmalar yapmaktır. Amaç bu olduğu için bu değerlendirmede ne amaçlanmaz arkadaşım? Not vermek amaçlanmaz. Not vermek amaçlanmaz ama not vermezsen şöyle bir handikap doğar. Öğrenci sınavı ciddiye almaz. Bunu gidermek için de ne yaparsın? Cüzi miktarda motivasyon arttırıcı not verirsin. Ki bunun en bariz örneği nedir? Biliyor musunuz? Yabancı dil bölümlerinde uygulanan arkadaşlarım quizlerdir. Şimdi quizlerde mantık nedir? Yabancı dil bölümlerinde uygulanan quizlerde mantık arkadaşlar, bir konuyu anlattıktan sonra öğretmenler o konuyla ilgili öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü, kavram yanılgısını belirleyip gidermek isterler. Fakat burada bilirler ki bunu giderirken eğer not vermezse öğrenci bunu ciddiye almaz. Burada işte gelir cüzi miktarda geçme notunu çok fazla etkilemeyecek şekilde ya 5 puan üzerinden ya 10 puan üzerinden arkadaşlar öğrenci sınavı ciddiye alsın diye not verir ki quizler bu değerlendirme türüne en bariz örneklerdir. Buna benzer olarak arkadaşlar quizlerde olduğu gibi başka ne örnek verebiliriz dersen, mesela kitaplarda ve dergilerde verilen arkadaşlar konu sonu ve ünite testleri vardır. Bunlarda da amaç arkadaşlar o konuyla ilgili eksikleri gidermektir. Ki ÖSS sektöründe uygulanan yaprak testler vardır arkadaşlar. Burada mantık nedir? Bir öğretmen konuyu anlatır. Konudan sonra var olan eksikleri gidermek için dağıtır. Birlikte öğrencilerle soru çözer. Ki bu formatif değerlendirmedir. Tarama testleri mantığı vardır. Burada ki bunlar arkadaşlar yine madde analizinde anlattığımız bir test türü vardı, hatırlarsınız. İzleme testleriydi. Kolay sorulardan oluşuyordu. Öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü, kavram yanılgını belirleyip gideriliyordu. İşte izleme testleri de buraya girecektir. Sen işte burada şöyle bir bağlantı kuracaksın. İzleme testleri kolay sorulardan oluşuyorsa senin bağlantı şu olacak. Demek ki formatif değerlendirme yapmak isteyen bir öğretmen nasıl sorular kullanmalıdır? Kolay sorular kullanmalıdır. Çünkü formatif değerlendirmede kolay sorular kullanılır. Başka neyi bileceksin dersin arkadaşım? Mantıken düşündüğünde bir öğretmen bir konuyu anlattıktan sonra var olan öğrenme eksikliğini, öğrenme güçlüğünü, kavram yanılgılarını belirleyip gideriyorsa, aynı zamanda öğretmen kullandığı öğretim yöntem tekniğinin hangi konuları öğretmede etkili olduğunu, hangi konuları öğretmede etkisiz kaldığını belirlemez mi? Yani bir nevi öğretmen kimi de değerlendirir? Kendini de değerlendirir. O yüzden biz formatif değerlendirme ederiz ki burada kullanılan arkadaşlarım öğretim yöntem tekniğinin neyi hakkında bilgi alırız aynı zamanda? Etkililiği hakkında bilgi alırız. Yani hangi konuları öğretmede etkili, hangi konularda öğretmede etkisiz kalmış. Yani öğrenci, öğretmen bir nevi kendi hakkında da burada dönüp düzeltme yapıyor. Öğretim yöntem tekniğini arkadaşlarım unutmuyorsunuz. Etkililiği hakkında bilgi sağlıyor. Aynı zamanda arkadaşlar bu yöntem tekniğin etkinliği hakkında bilgi sağladığı gibi şöyle düşünün. Bir öğretmen bir konuyu anlatıp öğrencilerde var olan öğrenme eksikliğini, öğrenme güçlüğünü, kavram yanılgılarını belirleyip gideriyorsa aslında öğrencinin bir sonraki konuya olan neyini arttırmış oluyor arkadaşlarım? Hazır bulmuşluğunu arttırmış oluyor. Yani bu konular arasındaki ya da üniter arasındaki neyi sağlamış oluyor? Geçişi sağlamış oluyor. O yüzden deriz ki formatif değerlendirmeye bu değerlendirme arkadaşlar üniteler arası neyi sağlar? Geçişi sağlar. Ya da aynı zamanda neyi sağlar arkadaşlarım? Aşamalılığı sağlar. Bunu da unutma. Ki arkadaşlarım düşündüğümüzde bu üniteler arası geçiş ve aşamalılığı sağladığı gibi mantıken sizce formatif değerlendirmede sınav hazırlayan bir öğretmen o konudaki tüm hedef davranışları mı yoklamalıdır, kritik hedef davranışları mı yoklamalıdır? İşte bu sorunun cevabı da şudur arkadaşlar. Formatif değerlendirme yapan öğretmen bir konudan soru soracaktır. Zaten bir konudan soru olabilecek arkadaşlar ya da kazandırılması gereken hedef davranış sınırlıdır. O yüzden öğretmen burada arkadaşlarım tüm hedef davranışlardan soru sormalıdır. Kritik hedef davranışlar nerede yoklanır derseniz, birazdan bahsedeceğim summatif değerlendirmede ya da durum düzey belirleme amaçlı değerlendirmede birkaç konudan soru soracağın için tüm konulardaki hedef davranışları bir sınavda yansıtamazsın. O yüzden burada kritik hedef davranış seçersin. Fakat formatif değerlendirmede neyi seçecekmişsin? Unutma, tüm hedef davranışlardan ne yapılmalıdır arkadaşlarım? Soru sorulmalıdır. Toparlarsam arkadaşlarım, demek ki formatif değerlendirmede de aynı tanıma yerleştirmede olduğu gibi zaman ifadesine takılmayacaksın, sınav türlerini ezberlemeyeceksin. Bilmen gereken soru da arayacağın neymiş? Sınavın amacı. Eğer bir sınavın amacına baktığında bir öğretmenin sınav yapmaktaki amacı bir konudan sonraki öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü, kavram yanılgısını belirleyip gidermekse, aynı zamanda öğretmen kullandığı öğretim yöntem tekniğinin etkinliği hakkında bilgi sağlamak istiyorsa bil ki öğretmen burada formatif değerlendirme yapacaktır. Geldik arkadaşlarım üçüncü amacına göre değerlendirme türü olan
durum düzey belirleme ya da değer biçme amaçlı değerlendirmeye. Burada da mantık nedir biliyor musunuz? Burada biz birkaç konudan sonra ya da bir dönemin sonunda arkadaşlar öğrenciler programın hedef davranışlarından ne kadarını kazanmış buna bakmak isteriz. Aynı zamanda bu kazanma düzeyine arkadaşlar bir not veririz. O yüzden buna da diyeceğiz ki arkadaşlar durum düzey belirleme amaçlı değerlendirme sürecin sonunda bir süreci bitirmek için yapılır. Sürecin sonunda bir süreci bitirmek için yapılır. Tabii ki yine sen bu zaman ifadesini ezberlemeyeceksin. Tekrar tekrar vurguluyorum. Tamamen bakman gereken sınavın nedir? Unutma amacıdır. Eğer bir sınavın amacı arkadaşlar dönem boyunca programda kazandırılması gereken hedef davranışların bakıp da arkadaşlar ne kadarına kazanıldığına bakıyorsan, yani sen burada hedef davranışların kazanılma düzeyini yokluyorsan ve bu düzeye gelip de arkadaşlar bir not ile bu düzeyi yargılıyorsan, bil ki burada ne vardır arkadaşlarım? Summatif değerlendirme vardır. Tekrar söylüyorum. Bu değerlendirmenin amacı şudur. Birkaç konudan sonra ya da bir dönem sonunda öğrencilerine kazandırması gereken programın hedef davranışlarından kazanılma düzeyi nedir buna bakarsın. Bir de gidersin bu kazanılma düzeyini ne yaparsın? Not ile yargılarsın. Not ile yargılamak nedir biliyor musunuz? Bunu bir karara bağlamaktır. Geçsin mi kalsın mı? Mezun olsun mu olmasın mı? Yani not ile yargılamanın mantığı budur. Buradan harekette hani biz formatif değerlendirmede ne dedik? Not yoktur dedik. Fakat arkadaşlar bu değerlendirmede ne diyeceğiz? Kesinlikle not vardır ve bu not bir kararda kullanılır. Yani nedir arkadaşlarım? Yargılayıcıdır. Toparlarsam unutma. Burada da şu zaman ifadesine bakmayacaksın. Tamamen bakacağın neymiş? Sınavın amacıymış. Eğer bir öğretmenin sınav yapmaktaki amacı birkaç konudan sonra ya da bir dönem sonunda programın kazandırılması gereken hedef davranışlardan öğrenci ne kadarı kazanmış, yani kazanılma düzeyine bakmaksa, aynı zamanda bu kazanılma düzeyini bir not ile yargılamaksa, yani bir karara bağlamaksa, bil ki burada öğretmen ne yapıyordur? Summatif değerlendirme yapıyordur. Zaten bunu ara ara arkadaşlar ne olarak duyacaksınız? Summatif değerlendirme olarak duyacaksınız. Peki bunun örnekleri nelerdir derseniz arkadaşlar sınav türü olarak. Şimdi arkadaşlar bizim summatif ya da değer biçme amaçlı değerlendirmemizin örneklerinden biri şudur. İnşallah tanıdığınızda arkadaşlar uygulayacağınız yazılı yoklamalar ve çoktan seçmeli testler vardır. Biz bunlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Başarı testi. Başarı testlerini hatırlarken madde analizinde sıkça vurguladım. Güvenilirliği geçerli en yüksek olan sınavlardır. Bilen bilmeyen ayrımını en iyi yapan sınavlardır. Bu sınavlar birkaç konudan sonra yapılır ve not verme amaçlıdır. Yani durum düzeyi belirlenir. Başarı testlerinde olduğu gibi arkadaşlar bize üniversitede uygulanan ara sınavlar vardır, vizeler ve bununla birlikte uygulanan neler vardır? Finalde arkadaşlar summatif değerlendirmeye girer ki bazı arkadaşlarım ezber yaptığı için ara sınavın vizenin işte sürecin ortasında yapıldığı için formatif olduğunu düşünür. Fakat arkadaşlar ben o yüzden vurguladığım şu sınavın amacına bakın. Hiçbir zaman üniversitede sınav yapan yani vize yapan hocanın amacı sende var olan eksikliği, güçlüğü, kavram yargısını belirleyip gidermek oldu mu? Hayır. Amacı direkt neydi? Not verip bunu bir karara bağlamaktı. O yüzden bunlar da arkadaşlar summatif değerlendirmeye girer. Bunun gibi arkadaşlar yüksek lisansı ya da doktora bitirmeye yeterliği var mı yok mu baktığınız neler vardır? Yeterlik sınavları vardır ki o da bu sürece girecektir. Bunlar arasında en önemlisi diyebileceğim arkadaşlar sertifika sınavlarıdır. Ha dersen ki sertifika sınavları neden en önemlidir? Şunu söyleyeyim arkadaşlarım. Genelleme yaparsak bütüne. İster bir sınav dönemin başında yapılsın. İster bir sınav dönemin ortasında yapılsın, ister bir sınav dönemin sonunda yapılsın. Unutma bir sınavdan sonra belge veriliyorsa ne olabilir bu belge? Diploma olabilir, ehliyet olabilir ya da sertifika olabilir. İster sürecin başında yapılsın, ister sürecin ortasında yapılsın, ister sürecin sonunda yapılsın. Unutma bir sınavdan sonra arkadaşım unutmuyorsun bunu. Belge veriliyorsa bu sınavın ne olduğunu söyleyeceksin. Değer biçme amaçlı ya da summatif olduğunu söyleyeceksin. Bunu ÖSYM zaten arkadaşlar sordu. En temel bilginiz budur. Toparlarsan bu amacına göre değerlendirmeyi. Demek ki 3 tür değerlendirme çıkacak. Biri sürecin çoğunlukla başında yapılan tanıma, yerleştirme ya da seçme amaçlı değerlendirme. Tekrar vurguluyorum bu tarz sorularda ne zaman ifadesine takılacaksın ne sınav türlerini ezberleyeceksin. Gidip bakman gereken sınavın amacı. Eğer amaçta bunlardan herhangi bir vurgu görüyorsan tanıma, yerleştirme ya da seçme amaçlı değerlendirmeden bahsedildiğini söyleyeceksin. Eğer
Formatif değerlendirmeyi arıyorsan soruda yine söylüyorum, süreç ifadesine takılma, tamamen sınavın amacına bakacaksın. Bir öğretmenin amacı şunlardan biri ise bunlara vurgu varsa git formatif değerlendirmeyi işaretle. Fakat öğretmenin amacı yine zaman ifadelerine takılma, sınav türlerini ezberleme, amacı şunları yapmaksa bir iki summatif değerlendirmeden bahsederiz. Bunlar arkadaşlar, tekrar söylüyorum, zaman ifadelerini unut, sınav türlerini ezberleme, tamamen sınavın amacına bak, amaç vurgularını gördüğün değerlendirmeyi zaten kolaylıkla bulursun. Burada bir de bilmen gereken neymiş? Bir sınavdan sonra belge varsa unutmayın arkadaşlarım, bu nedir? Baktığınızda summatif değerlendirmedir. Bakın bununla ilgili nasıl bir soru çıktı biliyor musunuz? ÖSYM dedi ki, bir sene 2011 senesinde bir Kuzey Avrupa ülkesinde hemşirelik lisans mezunlarının işe başlayabilmeleri için gerekli düzeyde ya da yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olduklarını çoktan seçmeli bir testle göstermeleri gerekmektedir. Cümle buraya kadar baktığınızda işe başlamak için bir sınava giriliyor. KPSS'ye benziyor. Çoğunlukla cevap tanıma yerleştirmeye gitti. Çoğu arkadaş da bu yüzden bunu işaretledi. Fakat cümlenin tam metni nasıldı biliyor musunuz? Dedi ki, bir Kuzey Avrupa ülkesinde hemşirelik lisans mezunlarının yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olduklarını çoktan seçmeli bir testle göstermeleri gerekmektedir. Bu adayların bu sınavdan başarılı olmaları için doğru cevaplamaları gereken soru sayıları meslek standartları doğrultusunda belirlenmiştir. Sınavdan başarılı olan adaylara işe başlamaları için gerekli olan sertifikaları verilecektir. Bakın son cümleye kadar tanıma yerleştirme diye giden şey, son cümlede belge verileceği için arkadaşlar neye girer? Summatif değerlendirmeye girer. Bakın bu soruyu hızlı şekilde okuyup cevap vermeye çalışan arkadaşlarım ilk cümleyi okudu, gitti tanıma yerleştirmeyi işaretledi. Çünkü sürecin başı dedi. O yüzden zaman ifadesine takılma diyorum. Metnin tamamına bak, amaca bak, vurgulara bak. Zaten sorularda sıkıntı yaşamazsınız. Toparlarsam arkadaşlarım bakın. Ne yaptık? Ölçme değerlendirme kavramlarını karşılaştırdık. Daha sonra arkasından ölçmenin temel kavramları olan 5 temel kavramdan bahsettik. Daha sonra ölçme türlerinden bahsettik. 3 başlık altında doğrudan dolaylı ve türetilmiş diye kesinlikle karşına bir soru gelecek. Daha sonra ölçeklerden bahsettik. Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı oranlı diye en gelişmişe doğru baktığımızda bundan da bir soru gelecek. Değerlendirme türlerinde arkadaşlar ölçüsüne göre ve amacına göre tek tek işledik ki bunlardan da kesinlikle karşına soru gelecek. Yavaş yavaş arkadaşlar güvenilirlik ve geçerlilik konusuna yaklaştık. İşte şimdi anlatacağımız konu da güvenilirlik ve geçerliğe geçişin aşaması olan arkadaşlar ölçmede hata ve hata türleri olacaktır.